şöyle bir paylaşın ve işte hikayemiz püf noktası. Vaktiyle testi ve çanak çömlek imal edilen kasabalardan birinde uzun yıllar bu meslekte çalışan bir çırak. Kalfa olup artık kendi başına bir dükkan açmayı arzu eder olmuş. Ne yazık ki her defasında ustası ona sen demiş, daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun. Biraz daha emek vermen gerekiyor. Hatta derler ya ustalar, daha senin bir fırın ekmek yemen lazım. Ustanın bu sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan kalfa artık dayanamaz. Bıçak kemiğe dayanır ve gidip bir dükkan açar. Açar açmasına da yeni dükkanında güzel güzel yaptığı testiler, küpler, vazolar, sürahiler onca titizliğe ve emeğe rağmen orasından burasından sapından kulpundan yarılmaya, yer yer çatlamaya başlar. Kalfa bir türlü bu çatlamaların önüne geçemez. Bakar çözüm yok, olmuyor. Ve karar verir ustasına gitmeye. Nihayet ustasına gider ve durumu anlatır. Usta, sana demedim mi evladım? Demedim mi? Sen bu işin püf noktasını henüz öğrenmedin. Bu sanatın bir püf noktası vardır. Usta bunun üzerine tezgaha bir miktar çamur koyar ve haydi der, geç bakalım tezgahın başına da bir teste çıkar. Ben de sana püf noktasını göstereyim. Eski çırak ayağıyla merdaneyi döndürüp çamura şekil vermeye başladığında usta önünde dönen çanağa arada sırada püf 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 diyerek, üfleyerek zamanla testiyi çatlatacak olan bazı küçük hava kabarcıklarını patlatıp giderir. Böylece çırak bu sanatın püf denilen noktasını öğrenmiş olur. Her sanatın incelik gereken nazik kısmına da o günden sonra günümüze dek, günümüzde dahil püf noktası denilmeye başlanır. Bu işin püf noktası, hayatın püf noktası gibi. Aşk olan.